Türkiye'nin bir diplomattan, bir askerden ne ister? Ne istenir? Yani iktidara ne teklif etmesi lazım? Türkiye'nin güvenliğini, Türkiye'nin çıkarlarını savunan seçenekler üretmesi lazım. Bu amiralimiz Türkiye'nin güvenliği ve çıkarları için değil, iktidarın da arayıp bulamadığı bir argümanı onlara vermiş. Şimdi mavi vatan aşkı. Ya sen 2002'de iktidara gelmişsin. 17 yıl mavi vatan için parmağını oynatmamışsın. Hatta mavi vatan için ne yapılmış? İşte Güney Kıbrıs Rum yönetimi Münhasır Ekonomik Bölgesi'ni ilan etmiş. Mısır'la anlaşma yapmış, Lübnan'la anlaşma yapmış. Bak bunlar hep ikaz ediliyor. Yanlış. Biz de Münhasır Ekonomik Bölgemizi ilan etmemiz lazım. İsrail'le anlaşma yapmış. Herkes bir araya gelmiş. Biz kılımızı kıpırdatmamışız. Daha bitmedi. Hatta o dönemlerde görevde olduğumuz için iyi biliyorum. Türk Deniz Kuvvetleri öyle bile olsa mavi vatana, potansiyel mavi vatan alanlarına sahip çıkmaya çalışıyor. Bunun için 2009 AB ilerleme raporunda Avrupa Birliği şikayet ediyor Türk Deniz Kuvvetleri'ni. Bakın olacak iş değil Ruşen Bey. Yani Türk Deniz Kuvvetleri nedir ki? Türk Deniz Kuvvetleri'ni AB ilerleme raporunda hükümete şikayet ediyor ve arkasından balyoz geliyor. Şimdi sen mavi vatan koruyucularına operasyon yapmışsın. Mavi vatan için parmağını oynatmamışsın. 17 yıl sonra bir aşk gelmiş. O aşk ne biliyor musunuz? Bu amiral onlara teklif ediyor ve Türk halkını kandırabilmek için Libya iç savaşına müdahil olmasının haklı gerekçesini yaratabilmek için bunu yapıyor.